Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere laptopa nasıl ikinci ekranı takarsınız onu göstereceğim. Aslında çok basit, zor bir şey yok. Sadece izleyin. Önce nasıl takıldığını göstereceğim, ondan sonra bunun artılarını, eksilerini söyleyeceğim. Yani bazı sıkıntıları var illaki, onu da söyleyeyim. Hepsini göstereceğim, merak etmeyin. Şimdi başlayalım. Önce şunu bir kapatayım. Şimdi bize ne lazım? Öncelikle şunu bir alayım ben. Şöyle. Bak şimdi. Gördüğünüz gibi bilgisayarda bir tane VGA soketi var. Benim laptopta. Şuraya gelelim. Bir tane de HDMI var. Bu ikisinden birisinin olması şart. Ha, hangisi olursa daha iyi. VGA olursa sizin için daha iyi. VGA olmazsa sıkıntı çıkabilir. Çünkü laptoplarda malum, hani şu an herkesin bir oyuncu laptopu, böyle yüksek grafiklere kadar çıkan bir laptopu yok. Eski laptoplarda HDMI'da oyun açarken sorun çıkarabilir, çünkü kaldırmayabilir ekran kartınız. Bu sebepten dolayı yani. Şimdi başlayalım öncelikle. Buraya büyük ekranı koyduk, monitörü. Şöyle bir tane monitörden kablomuzu getirdik. Bildiğin VGA kablosu. Buraya takıyoruz. En basit kısmı burası zaten. Taktık böyle. Hani gerisini bilmeyenler olabilir. Onun için göstereceğim. Şöyle getirelim. Hatta şu klavyeyi çekeyim. Oraya bırakayım bunu. Daha garanti olur. Şöyle göstereyim size. Ekranı tam alırsa. Ben bununla yayın yapıyorum. Yayın yaptığım bilgisayar. Malum. Bakın şimdi. Benimkinde kısa yol tuşu var. Fn F7. Şöyle bir şey çıkıyor kenara, bak. Yansıt. Bunu bak, sadece bilgisayar ekranı yapayım. Bu monitör. Sadece monitörü alıyor şu an. Size direkt şuradan göstereceğim. Sizde yoktur belki kısa yol tuşu. Şunu gördünüz böyle. Bakın, yalnızca bir üzerinde göster diyor. Birden çok ekran. Şimdi şuradan büyük ekranımızı da açalım. Bakın şöyle göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Biraz sonra gelecek. Buna tıklıyoruz. Bak, yalnızca iki üzerinde göster dersek şu şekilde olur. Bak. Bakın. Normal ekranda yok. Artık büyük ekranda. Bak, değişiklikleri koru dedim. Artık sadece burada. Buradan bakın, hali seçtirmiyor şu an. Bu ekranı genişlet derseniz eğer, bakın yinele derseniz iki tarafta da aynı görüntüyü görürsünüz. Böyle. Geri alalım. Şurada da genişlet var. Bu ekranları genişlet. Bunu yaptığınız zaman da tam istediğiniz şey oluyor. Gördüğünüz gibi bakın. Bak, mouse'un imlecini göstereyim. Bak, geliyor buradan. Bak, buraya geçti. Bak. Geldi burada. Tabi ekranın boyutları birbirini tutmadığı için buradan geçince daha yüksekte falan olabiliyor. Şimdi gelelim, bu geçişi nasıl ayarlayacağız? Diyelim ki birinci olarak hangi monitörü kullanıyorsanız önce onu seçeceksiniz abi. Ben birinci olarak laptopun kendi ekranını seçtim. İkinci olarak da büyük ekranı seçtim. Yayınlarda şey yapıyorum yani, büyük ekrandan chat'i falan okuyorum. Küçük ekrandan oyunu oynuyorum. Şimdi sebebini de söyleyeceğim onun. O artı eksilerini de hani söyleyeceğim onu. Buradan getirip mouse'u bu tarafa doğru geçirip direkt ona geçsin istiyorsanız. Birincisi, ben bunu seçtim. Birincisi burada, ikincisi burada. Yok, monitörü seçseydim birinci olarak şu şekilde olacaktı. Bunu buraya getirmiş olacaktım. Yani bu şekilde olacaktı. Onu söyleyeyim. Anladınız yani. Oradan sonrasını anlarsınız. Mouse'u şöyle atın, diğer ekrana direkt geçmiyorsa, şu ters tarafından geçiyorsa falan, bunun yerini şöyle değiştirin. Bu kadar basit. Şimdi gelelim artı eksisine. Gelelim domatesin faydalarına. Şöyle çekeyim artık bunu.
Bunun iyi yönlerine gelirsek. En başta iyi yönü. Sadece oyun oynayacaksanız büyük ekranda daha kaliteli, daha büyük, nasıl desem, daha yüksek çözünürlükte oyun oynayabilirsiniz. Artı yönü bu. Yayın yapıyorsanız eğer chat'i falan birinden chat'i açarsınız. Yayın programını açarsınız. Oradan takip yaparsınız. Oyundan pek çıkma gereksinimi duymazsınız. Birinci, ikinci artı yönü de bu. Şimdi eksi yönlerine bir gelelim. Eksi yönü. Bunu bağladığınız zaman bunun ekran kartı bu monitöre göre ayarlanmış yani. Onun kaldırabileceği, onu kurtarabilecek şekilde ayarlıyor mühendisler bunu. Bunu tasarlayan eleman. Siz getirip 1080p bir monitör takarsanız ister istemez oyunlarda aldığınız FPS düşecek. Yani bunu tabii kimse istemez ama malum düşüyor yani. Yapacak bir şey de yok ona. FPS'iniz düşecek. Kasmaya başlayacak bazı oyunları. Normal açıp düşük FPS'te oynadığınız oyunları bu büyük ekranda oynayamayacaksınız. Şu an zaten dediğim konudan sonra anlamışsınızdır neden küçük ekranı kullandığımı. Yayın açtığınız zaman yüksek grafik isteyen bir yani özellikleri yüksek isteyen bir oyun oynayacağınız zaman bunda oyunu oynayıp bunda yayın yapamıyorsunuz. Çünkü kasmaya başlıyor. Ama bu tarafa çektiğiniz zaman birazcık daha hani rahatlıyor bilgisayar. Kendine geliyor. Donma kasma gidiyor. Hani çoğu oyunda gidiyor en azından. Çok gelişmiş oyunlarda, çok yeni oyunlarda falan gene aynı. Çünkü laptopa monitör bağlamak aslında normal değil. Hani böyle film falan izleyeceğiniz zaman evet çok işinize yarar ama onun dışında performansı aşırı derecede düşüren bir şey. Haberiniz olsun bunu yapmadan önce. Ha, şimdi gelelim diğer bir mevzuya. Şey düşünebilirsiniz. Ben buna üçüncü monitörü bağlayabilir miyim? Evet bağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi HDMI ve VGA'nız aynı anda varsa. Çünkü yoksa bağlayamazsınız. Yani 3 derken bir tane kendi ekranı, bir tane bu ekran, bir tane daha bu ekrandan bağlayabilir miyim? Evet. Buradaki HDMI'ya bağlarsınız diğer ekranda. 3 ekran olur ama dediğim gibi bu sefer artık bilgisayar hiçbir şey açmaz. Ancak film izlersiniz, internete girersiniz. Öyle söyleyeyim. Ben kime bunu tavsiye ederim? Onu da anlatayım. Bilgisayarı gerçekten iyi olan. Böyle atıyorum yeni olan. 10 bin liraya gitmişsiniz. Monster almışsınız mesela. Ona takın abi. Açın yayın yapın. O yapar. Ama daha eskiden almışsınız. Böyle 1,5, 1.500-2.000 liralık bir laptopunuz var. Yapmayın. Hani mümkün mertebe az yapın. Çünkü zorlanırsınız yani. Daha yeni oyunlar oynayamazsınız. Çok kasar bilgisayarı. Ama oyun dışında atıyorum video düzenliyorsunuz, YouTube kullanıyorsunuz falan. Video falan çekiyorsunuz. Çünkü yayında işlemciyi çok fazla yiyor şey yayın programı. Ama video çekerken daha az olduğu için video çekerken falan bayağı işinize yarar bu. Haberiniz olsun hani. Ama 1080p monitör takmak yerine hani benim elimde bu vardı bunu taktım. Bir tane daha var o da 1080. Yani daha küçüğü yok. Küçük böyle karelerden bir tane takarsanız hani yayın olsun atıyorum şey olsun işte video çekerken kayıt programı kameram nasıl görünüyor falan bunları görmek istiyorsanız küçük bir kare monitör falan takabilirsiniz kasmaması adına. Tabii gelişmiş bilgisayarınız varsa önemli değil ne yaparsanız yapın. Bunlar bu şekilde. Yani dediğim gibi performansı düşürür. Kullanışı arttırır. Kullanış derken o söylediğim mesele ama performans düşer. Performansın düşmesini istemiyorsanız film izlemek için bunu kullanın, oyun oynamak için de bu ekranı kullanın. Benim zoruma gidiyor tabii artık bunu kullanmak da. Küçücük ekran. Size de öyle olacak haberiniz olsun yani. Bunun dışında şunu da söyleyeyim. Çok kötü bilgisayarı olan arkadaşlar hani lütfen yorumlara benimki çalışmıyor, benimki olmadı falan yazmasın. Çünkü dediğim gibi bu ekran kartını bayağı kasıyor. Çünkü bunların içindeki ekran kartı bu monitöre göre tasarlanmış bir ekran kartı değil. Bunun üzerinde GT 840M var ekran kartı. Oyunlara falan gayet yeterli. Kendi ekranında yeni nesil oyunları da açıyor. Düşük FPS'te olsa bile.
Hani düşük grafiklerde falan da açıyorsun. Açıyor yani sonuçta. Onu söyleyeyim ama daha eski. Böyle artık en fazla CS 1.6, GTA Vice falan oynayabileceğiniz bir laptopunuz varsa ona denemeyin abi. En fazla bunu takarsınız. Çift ekran oyun falan unut abi onu. Yayın zaten unut. En fazla takıp video izleyebilirsiniz. Hani onun dışında hani takayım da burada oyun oynayayım demeye çalışmayın. Öyle bir şey yapmayın yani. Çünkü GTA Vice City oynadığınız, şurada GTA Vice City oynadığınız bilgisayarda buraya çektiğiniz zaman oynayamazsınız o oyunu. Çok kasar. Hani öyle bir donma görmemişsinizdir, öyle söyleyeyim. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince artısını eksisini de anlatmaya çalıştım. Nasıl bağlandığını da gösterdim. Çok kolay bir bağlanma şekli var. Umarım işinize yarar. İşinize yararsa eğer bir alırım bir like. Alırım bir subscribe yani isterseniz tabii onu da. Hadi kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu kesmeden direkt yayınlayacağım.